gençler, bu grafiğin bir problemi var. Klasik fiziğin açıklayamadığı bir durumu var. Ne dedik? Demiri ısıtıyoruz. Demir ısındıkça, sıcaklığı arttıkça tanecikleri daha çok titremeye başlıyor. Daha çok titreme, yayınlanan elektromanyetik dalgaların enerjisinin daha çok büyümesi demek. İşte kızılötesi bölgesinde ışıma yaparken buna görünür ışık bölgesinin dahil olması, sıcaklık artmaya devam ederse buna mor ötesi bölgenin dahil olması falan filan diye böyle gidiyor. Kızıl ötesinden mor ötesi tarafına doğru gittikçe dalga boyunun azaldığını, enerjinin arttığını biliyoruz. Peki bunun bir sınırı var mı? Yani buradaki grafik dalga boyu azaldıkça ışıma şiddetini arttırıyor. Azaldıkça enerji artıyor, ışıma artıyor. O zaman şöyle bir sonuç çıkması lazım. Klasik fizik denklemlerinde dalga boyu sıfıra yaklaştıkça, yani dalga boyu o kadar azalıyor ki sıfıra yaklaştıkça enerjinin sonsuza çıkması gerekiyor. Yani yapılan toplam ışıma miktarının sonsuz olması gerekiyor. Klasik fizik denklemine göre, o denklemi anlatamıyoruz, müfredat dışı bir denklem. Gördüğünüz gibi şu mavi kesikli çizgili grafik gibi olması lazım. Yani klasik yaklaşımda aslında bu ışıma grafiğinin şöyle sonsuza gidiyor olması lazım. Altındaki ışıma gücü alanının sonsuza gitmesi lazım. Hani biz demiri ısıttıkça buradaki ışıma şiddeti artıyordu ya. İşte ısıtmaya devam ettikçe bunun da artmaya devam edip sonsuza gitmesi lazım. Yani sırf demiri ısıtıyorsunuz diye sonsuz enerjinin yayılması lazım ondan. Ve bu enerji, sonsuz enerjiden bahsediyorsak, evreni bile yok edebilir. Sırf demiri ısıttığınız için. Ama biz evrenin yok olduğunu falan görmüyoruz. Yani bir demir ısındı diye evren yok olmuyor. İşte zaten deneysel sonuçlarla, ki simülasyonda da anlattığımız üzere, grafiğin belli bir yere kadar arttığını, daha sonra dalga boyu küçülmeye devam etmesine rağmen ışıma şiddetinin azaldığını, dalga boyu sıfır olduğunda ışımanın da sıfır olduğunu görüyoruz. Yani şu çizgi deneysel veriler, şu çizdiğimiz kesikli çizgi ve devam eden mavi çizgi klasik fizik denkleminin verdiği grafik oluyor. İşte fizikçiler bunu açıklayamıyorlar ve bunu mor ötesi felaket olarak isimlendiriyorlar. Niye böyle isimlendiriyorlar? Çünkü şuradan sonrası mor ötesi bölgeye doğru geçiş yapıyor. Oradaki durumun sonsuza gitmesi gerekirken denkleme göre düşüşe geçip sıfıra inmesini açıklayamıyorlar. İşte videonun başında bahsettiğim problem tam olarak bu. Burada Max Planck ortaya çıkıyor gençler. Max Planck evrendeki enerjinin sürekli değil kesikli olduğu fikrini ortaya atıyor. Kesikli demek belli değerleri alabilir demek. Kuantumlu demek. Kuantum sayılabilir demek aslına bakarsanız. İngilizce count'tan gelsin aklınıza. Sayılabilir, kesikli, belli değerler alabilir manasına geliyor. Planck'ın yaptığı aslına bakarsanız tamamen teoride kağıt üzerinde bir matematiksel denklem oluşturmak. Yaptığı matematiksel denklem sadece şu grafiği açıklamak için yazılan bir denklem. Bir deneysel veriye dayanmıyor aslına bakarsanız. Bunun denklemini yazdığında klasik denklemden farklı bir denklem elde ediyor haliyle. O denklemin fizik yorumu gençler çığır açıyor. O denkleme göre bu ışıma enerjisinin sürekli değil kesikli olması gerekir. Yani buradaki ışımayı akan bir nehir gibi, kesintisiz sürekli akan bir nehir gibi değil, nehrin parça parça olmasını gerektiriyor. Bu Planck'ın da o tarihlerde kabul edebileceği bir fikir değildi. Fakat kuantum fiziğinin doğuşunu başlatmış oldu. İşte kesikli enerji bu animasyona benziyor gençler. Yani bir bütün halinde o bütün pembe renk enerji yok. Sadece belli yerlerde enerjiler var. Belli değerler alabilir. Kesintisiz akan nehirdeki suyun şişelenerek kenara koyulması gibi düşünebilirsiniz. Nehri sayamazsınız değil mi? Sürekli akıyordur. Fakat onları şişelere doldurursanız her bir şişeyi sayabilirsiniz. Belli enerji seviyeleri, kesikli enerji bu manaya geliyor. Hocam tamam, enerjinin kesikli olduğunu anladık da buradaki durumu nasıl açıkladığını anlamadık diyorsanız bunu şöyle de hayal edebilirsiniz. Örneğin bir düzlem düşünelim. Bir eğik düzlem düşünelim. Eğik düzlemde siz buradasınız ve yukarı çıkmaya çalışıyorsunuz. Eğer sizin düzleminiz bu şekildeyse, böyle düzgün, yumuşak bir düzlemden bahsediyorsak, yukarı çıkarken mümkün olan bütün yükseklikleri tecrübe etmiş olursunuz. Çünkü düzenli, sürekli bir çıkış var. Yani siz burada her bir yüksekliği tecrübe etmiş oluyorsunuz. İşte buradaki yükseklikleri o atomun, titreşen atomların yaydığı ışıma olarak düşünürsek, her dalga boyunda, her frekansta, her enerjide bir ışıma var. Bunların hepsini topladığınızda işte burada ki problem ortaya çıkıyor. Sonsuz enerji, yani o kadar çok ışıma var ki hepsini topladığımda çok büyük bir enerji çıkıyor. Demiri ısıttığımızda bu enerji evreni yok ediyor. Planck diyor ki, Planck bizim enerji dediğimiz şey böyle dümdüz bir çizgi değil. Nasıl? Kesikli, merdiven gibi diyor. Yani şöyle bir merdiven olarak düşünürsek, bakın yine ben aynı seviyeye çıkacağım, aynı yüksekliğe çıkacağım ama benim o taneciklerim, moleküllerim her yüksekliği bana tattıramaz. Yani her enerjiyi bana veremez. Şunu verir, sonra bunu verir. Aradakiler yok. Ona evren izin vermez.
vermiyor. Doğa yasaları buna izin vermiyor. Sonra şu, sonra bu, sonra bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 farklı ışımayla toplam enerjiyi elde ediyoruz. Burada bütün ihtimaller, neredeyse sonsuz ihtimal varken burada 6 kesikli enerjiyle biz aynı yüksekliğe çıkıyoruz. Evrenin çalışma mantığının bu değil, bu olduğunu söylüyor Max Planck. Enerjinin kesikli olması budur. Planck hipotezini bilmeniz lazım. Planck'ın öne sunduğu iki tane postülat var aslına bakarsanız. Kazanımlarda da geçer. Diyor ki Planck, ışıma enerjisi ancak belirli sayılarda, yani kuantumlar halinde, paketçikler halinde soğurulup yayınlanabileceğini ve frekansa doğru orantılı olacağını söylüyor. Yani enerjinin kesikli olma ifadesi şöyle formülüze ediliyor. Işıma enerjisi eşittir Planck sabiti dediğimiz H çarpı elektromanyetik dalganın frekansı çarpı n sayısıdır. Buradaki n sayısı gençler tam sayı değerlerini alır. 0, 1, 2, 3 gibi. Dolayısıyla bir atomun ışıma enerjisi eğer n 1 ise hf olur. n 2 ise 2hf olur. n 3 ise 3hf olur. 1.5 olur mu? Olmaz. O değeri alamaz. 1.4 olur mu? Olmaz. Ya bu olacak, ya bu olacak, ya bu olacak. İşte belli değerler. Yani az önceki merdiveni düşünürsek şurası hf, şurası 2hf, şurası 3hf gibi düşünün. Ama bu merdiven gibi olsaydı 1.1, 1.2, 1.3 hepsi vardı. Enerjinin kesikli olduğunu bize anlatan denklem budur. Bohr atom teorisinden hatırladığımız bir durum vardı gençler. Bohr zaten Planck'ın kuantum fikrini kendi atom teorisine uyarlamıştır. Çünkü Planck hipotezi yanlış bilmiyorsam 1901 tarihi, Bohr'un atom modeli ise 1912 civarı olması lazım. Yani yaklaşık 10 sene sonra. O konuda ne biliyoruz? Diyelim ki bir atoma siz bir enerji verdiğinizde onun elektronunu 3. seviyeye çıkarttınız. Bir kuantum durumuna çıkarttınız. Bu orada kalamıyordu. O elektron hemen kararlı hale geçmeye çalışıyordu. Örneğin şuradan şuraya indiğinde bir enerji yayınlıyordu. Bu enerji ikisinin arasındaki fark kadardı. Yani burası 15 elektron volt enerji seviyesi ise, burası 12 elektron voltsa, o zaman dersiniz ki aradaki fark kadarlık bir enerji yayarız. İşte gençler biz buna foton diyoruz. Yani enerji paketi diyoruz. İşte enerji nehir gibi akıyordu ya, biz onları şişeledik, kesikli hale getirdik. İşte her bir şişeye biz artık ne diyeceğiz? Foton diyeceğiz. Bu Bohr atom teorisi de zaten buradaki fikirden yola çıkıyor. Bu kesikli enerjiyle ilgili şunu da söylemek lazım. Gördüğünüz gibi burada Planck sabiti dediğimiz bir ifade var. Evrensel bir sabit sayı. 6,62 çarpı 10 üzeri eksi 34 jül saniye gençler. Jül saniye birimini konuşursak buradaki frekansın biriminin biz 1 bölü saniye olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burası jül saniye ise şu saniye ile şu saniye götürür. N zaten tam sayı. Dolayısıyla enerjinin jül karşılığını bulmuş oluyoruz. Burada benim vurgulamak istediğim şey 10 üzeri eksi 34 mevzusu. Bu Planck sabiti çok küçük bir sayı. Dolayısıyla buradaki kesikli enerji çok küçük mertebelerde, küçük ölçeklerde gözlemlediğimiz bir şey. Kuantum dediğimiz kesikli olma durumu küçük ölçeklerde gerçekleşiyor. Atomik boyutlarda gerçekleşiyor. O yüzden o tarihe kadar günlük hayatta hissedebileceğimiz bir şey değildi. Günlük hayatta enerjinin kesikli olduğunu biz fark etmeyiz. O yüzden bu ilk defa ortaya atıldığında Planck'ın kendisi tarafından inanılmaz bir şey olarak bulundu. İnanılması zor bir şeydi ama şu an doğanın bu şekilde çalıştığını biliyoruz. Planck'ın bu kesikli enerji fikrinden etkilenen bilim adamları var. Örneğin Einstein fotoelektrik olay dediğimiz bir sonraki konumuz olacak olan konuda foton kavramını, yani bu enerji paketçikleri, enerji tanecikleri kavramını ışık taneciği olarak düşünüp Nobel ödülünü kazanmıştır. Sanılanın aksine özel görelilikle değil, yani fizikte devrim yaratan özel görelilikle değil, fotoelektrik olayla bu ödülü kazandığını söyleyebiliriz. Az önce de vurguladığım gibi Bohr atom teorisi fikrini geliştirirken kesikli enerji seviyeleri n eşittir 1, n eşittir 2 gibi yörüngelerde elektronların dolanabileceğini, başka yerlere izin olmadığını söylüyordu. Bunu söylerken de kendine rehber olarak Planck'ın bu kuanta fikri, yani kuantumlu enerji fikrini kendine rehber etmişti. Şimdi kitaptan bazı sorulara bakalım. Siyah cisim ışınımında klasik teoriye karşılık neden kuantumlu bir öneri getirilmiştir? Çünkü klasik fizikteki ışıma dalga boyu grafiğinde dalga boyu küçüldükçe maddenin sıcaklığı arttıkça ışıma sonsuza yaklaşıyordu. Bu da evreni yok edecek bir şeydi. Demir ısıtıldı diye evren yok olmadığına göre deneysel verilerden biz bu grafiğin bu şekilde değil belli bir yerden sonra küçülme eğilimine gittiğini biliyoruz. Bunu açıklayan Max Planck'ın kuantumlu enerji fikridir.
Bunun da aslında nasıl olduğunu az önce size anlattım. Üzerine düşen ışığın tamamını soğuran ve sıcaklığa bağlı olarak her dalga boyunda ışıma yapan cisimlere siyah cisim denir. Siyah cisimlerin ışıma yapmasının nedenini kısaca açıklayınız. Şöyle, maddelerin sıcaklıklarından dolayı moleküllerinin, atomlarının doğal bir titreşimleri var. Bu titreşim bir ivmeli hareket demektir. Bu da bir elektromanyetik dalga yayıyor demektir. Bu elektromanyetik dalgalar sıcaklıkla orantılı olarak şiddetlerini arttıracaklardır. Yani siz o maddenin sıcaklığını arttırdıkça şiddeti artacaktır ve yaydığı, ışıma yaptığı enerjinin artacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla üzerine düşen ışığı soğurdu siyah cisim, enerji aldı. Bu enerji taneciklerin daha çok titreşmesine sebebiyet verdi. Daha çok titreşim bu sefer ışıma yapmasını sağladı. Yani aldığı enerjiye karşılık ışıma yaparak bir nevi termodinamik dengede kalmaya çalıştı diyebiliriz. KLM cisimlerine ait ışıma şiddeti dalga boyu grafiği verilmiştir. L cisminin yaptığı ışımanın rengi yeşil ise K ve M cisimlerin yaptığı ışımanın rengi hangisi gibi olamaz diyor gençler. Bu Wien kayma yasasıyla alakalı bir durum. Biz şunu biliyoruz. Maddelerin sıcaklıkları arttıkça maksimum ışıma şiddetinin karşılık geldiği dalga boyu küçülür. Yani sıcaklık arttıkça dalga boyu küçülür. Lambda ile T ters orantılıdır. Bunların çarpımı sabit bir sayıdır. Bakın K'nın dalga boyu maksimum ışıma yaptığı noktada dalga boyu şuraya karşılık geliyor. Lambda K küçücük bir sayı. Lambda L'ye baktığımda şuraya karşılık geliyor. Biraz daha büyük bir dalga boyu. Çünkü sıcaklığı daha az. M'ye baktığım zaman dalga boyu şuraya karşılık geliyor. Lambda M en büyük dalga boyunda. O zaman şöyle yazabilirim. Lambda K küçüktür. Lambda L o da küçüktür. Lambda M. Şimdi görünür ışığın spektrumunu ayrıca düşündüğümüzde neydi gençler? Gökkuşağı renkleri kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor olarak bunları isimlendiriyoruz. Aşağıya doğru indikçe dalga boyunun azaldığını konuşmuştuk. Kırmızı rengin dalga boyu en büyüktür. Mor rengin dalga boyu en küçüktür diyebiliriz. Şimdi L cisminin yaptığı ışıma yeşil diyor. L cismi ortadaki. Dolayısıyla K'nın dalga boyu daha küçük. Bakın yeşil burada. Daha küçük dalga boyu demek ne demek? Ya mavi renk var ya mor renk var demek. Yani buradaki lambda K ya maviye karşılık gelecek ya da mora karşılık gelecek diyebiliriz. Lambda M'ye baktığım zaman daha büyük bir değer görüyorum. Daha büyük değer olması demek ne demek? Yukarıya doğru çıktıkça dalga boyu artacak. Ya sarı ya turuncu ya kırmızı bunlardan bir tanesi kırmızı, turuncu veya sarı olacaktır. Mavi kırmızı olabilir, mor turuncu olabilir. Bakın mor var, turuncu var. Mavi sarı, mavi var, sarı var olabilir. Sarı kırmızı olabilir mi? Başka sebeplerden dolayı bence olabilir ama bu soru için konuşursak sarı kırmızı olmaz. Çünkü K'nın sarı olma ihtimali yok. K ya mavi olacak ya mor olacak. Evet, siyah cisim ışıması bu kadar. Takıldığınız yerleri alta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.